Sonunda beklenen gün geldi ve BTS harika bir MV ile sağlam bir dönüş yaptı. Sadece Suga'nın yer aldığı bu klip sanırım şimdiden comeback'ler içerisinde en beğenilen klip oldu. BTS bu kliple yeni teori dünyasının kapılarını ilk kez bu kadar fazlaca aralıyor. Klipte gördüğümüz kapıların bir anlamı da bence bu. Bu 7 kapının her birisinin ardında her bir üyeye ait yeni kurgular ve muhtemelen onlarca yeni teori videosu bekliyor bizleri. Suga'nın önünde durduğu kapının anlamını biraz sonra konuşacağız. Sonuç olarak BTS tarzını bozmadan kaliteli ve beyin yakıcı MV'ler, harika dans figürleri ve belki de İngilizcenin daha ağırlıklı kullanıldığı kliplerle yoluna devam edeceğini bu MV ile göstermiş oldu. Klipte sadece Suga'yı görmemiz, diğerlerinin nerede olduğu ve nerede yaşadıkları konusunda bizlerde merak uyandırmayı başardı ki zaten istenilen şey ARMY'lerde bu duyguyu uyandırabilmekti. Yeni klipte yer alan koridorda koşma sahneleri ve kırılan ayna görüntülerinden hareketle Webtoon'da tam olarak sonuçlanmayan hikayenin devam ettiği düşünülebilir. Ancak ben bu hikayenin yeni bir teori dünyasının başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Önceki kliplerde ve Webtoon'da Suga'nın ünlü olmak, zengin olmak, kral olmak, hatta her şeyi istemek gibi düşüncelere sahip olduğuna şahit olmadık. Hem de hiç. Ben yer yer önceki kliplere göndermeler yapılsa da yeni ve bağımsız kurgular seyredeceğimizi düşünüyorum. Bu klipte genel olarak Suga'nın şahsında insanların iç dünyasında yaşadığı gelgitler, çelişkiler, kendi bulunduğu konumu beğenmeme ve daha fazlasını isteme, ünlü birisi olma, tanınma ve alkışlanma gibi ide ait dürtülerin kontrolden çıkması ve bunların süper ego tarafından kontrol altına alınması gibi temalar işlenmiş. Suga klibin başında içindeki bu duyguları kısmen kontrol altına almayı başarıyor ama sonra her şey onun kontrolünden çıkıyor. Daha sonra ide ait dürtüleri ve süper egonun onlara ket vurmaya çalışma çabalarını seyrediyoruz klipte. Klibin sonunda da onun yani Suga'nın bu isteklerini elde ettikten sonra yaşadığı hayal kırıklığından ve sonrasında da bir dönüşümden, bir kabullenişten söz ediliyor. Aslında bu klipte yeni albümlerinde söylendiği gibi ruhun haritası çiziliyor. Suga'nın klibi işte bu haritanın bir parçası. Harita toplamda 7 parçadan meydana gelecek. Klibin başlangıcında ilk olarak göze çarpan detay, giriş sahnesinde kullanılan simetri. Aynı renk ve aynı tip iki pencere. Kendi aralarında bile simetri oluşturan masa lambaları. Karşılıklı yerleştirilmiş aynı renk masa ve sandalyeler. Duvarda görülen lambalar, iki tane çıkış yazısı bulunması. Üstelik sadece bunlar da değil. Klip boyunca gizli veya açık çok fazla simetri örneği bulunuyor. Örneğin bu sahnede simetri bu kez mikrofonlarla gerçekleştirilmiş. Klibin kapanışındaysa bu kez Suga'nın kendisiyle bir simetri meydana getirilmiş. Üstelik bu durum kırmızı bir sonsuzluk işareti veya 8 ile ya da simyada kullanılan bizmit ile sembolleştirilmiş. Bu sahnenin anlamını biraz sonra konuşacağız. Klipte yer alan bu simetri örnekleri bence ne paralel bir dünyaya ne de alternatif bir evreni işaret ediyor. Tam aksine Suga'nın şahsında insanların kendi içerisinde bulunan onların yaşadığı duygusal zıtlıklara ve dürtülerin savaşına işaret ediyor. Klibin tamamında aldığım izlenim Suga'nın kendi içerisinde duygularında bile simetriler yaşadığı yönünde. Sahneleri yorumlamaya devam edelim. Bu sahnede simetri dışında 7 rakam üzerinde de durulmuş. Tavanda 7 tane ışık ya da lamba bulunması, aynı zamanda 7 tane gölge adamın 7 kapının önünde durması hep 7'yi gönderme. Bunların birden fazla anlamı olabilir. Bu vurguların BTS'in üye sayısına, grubun 7. yılına ya da toplamda çıkacak solo MV sayısına bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Gölgeler ve kapıların anlamı. Suga klibin başında ne olmak istediğini sayarken tam 7 madde sıralıyor. İşte bu 7 kapının her birisi Suga'nın sıraladığı bu duyguları simgeliyor. Koridor onun zihin dünyası ve şu an için kapalı duran bu kapıların ardında onun bastırılmış duyguları yer alıyor. Daha sonra bu kapılar açılacak ve içerisindeki gölgeler dışarıya fırlayacak.
Bunun anlamını biraz sonra konuşacağız. Shuga aynen diğer gölgeler gibi siyah giysilerin içerisinde. Burada görülen bu adamları ya da gölgeleri daha sonra Shuga'yı dinlerken göreceğiz. Hatta Shuga onların arasında yer alıyor. Bu gölgelerin herhangi bir şarkıcının veya grubun hayran kitlelerini veya zevksiz, renksiz, aynı düşünen, aynı konuşan basma kalıp insanları temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. Kapıların neyi temsil ettiğini söylemiştim. Shuga'nın şarkıda söylediği bastırılmış 7 farklı duyguyu temsil eden bu kapıların önünde adeta nöbet tutan bu gölgeler beyaz renkle gösteriliyor. Yani onlar şu an için Shuga'nın sağduyuları ve kontrol mekanizmaları veya Freud'un diliyle söylersek gölgeler id'in isteklerini bastıran ve onları mantıksal bir zemine oturtmaya çalışan süperegoyu temsil ediyorlar. Aslında bilinçaltının bir katmanından ibaret olan id, Shuga'yı dürtüsel hatta mantıksız ve gereksiz kararlar almaya zorluyor. Zengin olmalısın, rockstar olmalısın, en tepede olmalısın, hatta bunlar yetmez, sen bir kral olmalısın. Evet, işte tüm bunlar hep id'in sesleri. Bu istekleri bastıran, onların dışarıya çıkmasını engelleyen bu gölgeler şu an için beyaz renkle sembolleştiriliyor ve süperegoyu temsil ediyorlar. Bir denge kuruyorlar. Ancak sonra Shuga başını kaldırıyor ve bize bakıyor. Sonrasında da kırık ayna tamir ediliyor ve diğer tarafa geçiş yapıyoruz. Aynalar farklı boyutlara, değişik boyutlara geçişin sembolüdür. Biz burada Shuga'nın isteklerinin yani id'in isteklerinin bastırılmadığı, aksine gerçekleştiği bir evreni seyretmeye başlıyoruz. Ayna geçişinin anlamı işte bu. Onun zihninde bir katman daha ileriye gittik ve bastırılmış duyguların, id'in isteklerinin gerçekleştiği, süperegonun susturulduğu bir dünyayı seyretmeye başladık. Bu yeni dünyada kapıların önündeki gölgelerin yok olduğunu görebilirsiniz. Çünkü artık Shuga duygularını bastırmak istemiyor bu katmanda. Aynen Jungkook'un solo performansında olduğu gibi kendisini duygularına bırakıyor veya duygularını serbest bırakıyor ve onları kontrol etmeye çalışmıyor. Burada kapının etrafındaki kırmızılığın ne kadar kalın ve yoğun olduğunu gözden kaçırmayalım. Diğer kapılarda bu kadar yoğunluk bulunmuyor. Kırmızı şehvetin ve arzuların rengidir. Kapının etrafındaki bu yoğunluk, bu kırmızı katman arzuların Shuga'yı çepeçevre sardığını ve onların gücünü simgeliyor. Shuga'nın düşüncede durduğu sahnede kırmızı katmanın kadraja alınması ve yakın çekimle verilmesi onu saran dürtülerin gücünü gösteriyor. Shuga gözlerini kaldırarak kameraya kararlı bir bakış atıyor ve ardından koşmaya başlıyor. Bu koşuş onun süperegosunu tamamen bastırdığını ve az önce 7 maddede özetlenen o duyguların peşinden gitmeye karar verdiğini gösteriyor. Koşarken kapının tamamen açık olmasının anlamı işte bu. Yani artık duygular fora. Shuga bu yeni kurgusal dünyasında hayranlarının karşısına çıkıyor. Etrafında gördüğümüz beyaz renkler ve telefon ekranında görülen beyazlık her şeyin şu an için iyi gittiğini, bir sorun olmadığını gösteriyor. Shuga hayranlarının karşısına çıktıktan sonra az da olsa tedirginlik içerisinde etrafına bakıyor. Onun nasıl yavaşça doğrulduğunu görebilirsiniz. Yani Shuga adım adım yükseğe çıkıyor. Aynen şarkıda ifade ettiği gibi. Sonra yükselirken, daha da ünlü hale gelirken, kral olma yolunda ilerlerken ilk kez beyazın içerisine gri rengin karıştığını fark ediyoruz. Yükseklere çıksa da sanki orada ne kadar yalnız olduğunu fark etmeye başlıyor. Ancak bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmeye başlayan ego bu durumu dengelemek için bize bir sus işareti çakıyor. Ünlü olmak isteyen, kral olmak isteyen id'in ve onu bastırmak isteyen süperegonun arasında bir çözüm bulmaya çalışıyor. Her şey gerçekten de aynen onun yani egonun söylediği gibi bir orta yola girecek ama bunu biraz sonra göreceğiz. Bu kapıların gölgeler tarafından zorlanması ve sonrasında birdenbire açılması, az önce söylediğim gibi Shuga'nın bu 7 duyguyu serbest bırakması ve onların peşinden koşmasını simgeliyor. Şehvetin ve arzuların rengine bürünen bu gölgeler artık Shuga'nın zihnini temsil eden koridorda serbestçe ve çılgınca koşuyorlar. Koridorda saliselik görüntülerle görülen bu beyaz renk cılız da olsa süperegonun mücadeleyi sürdürdüğünü gösteriyor onun zihninde.
Acaba bu yedi dürtüye teslim olmak doğru değil miydi? Gölgeler koşarken odanın içerisinde hala dışarıya çıkmak için bekleyen başka gölgelerin de bulunduğunu görüyoruz. Yani idin dürtüleri aslında Shuga'nın saydığı o yedi taneden ibaret değil. Çok daha fazlası bulunuyor insanın zihninde. Gölgeler burada tamamen onu ele geçirmek üzere. Yani id kontrolü tamamen ele alacak gibi görünüyor. Shuga zaten bu sırada Starlin'in zirvesini yaşıyor ve hiç sorun yokmuş gibi dans edip şarkı söylüyor en tepede. Hatta bir ara kral tacı bile takıyor. Yani tüm isteklerine, arzularına kavuşuyor. Ancak burada Shuga'nın yüzü yavaşça aydınlanmaya başlıyor. Bu sırada muhtemelen şöhretle beraber gelen menfaatçi sahtekarların zeminde yavaşça aşağıya kaymaya ve ondan uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bu kez diğer tarafı bastırıyor. Yani süperego savaşmayı bırakmıyor. Burada mikrofonun camı kırması, süperego'nun uyanışı, idin dürtülerinin bastırılmaya başlanması anlamına geliyor. Ancak Shuga'nın diğer tarafı, yani idi temsil eden tarafı, şöhretin sarhoşluğu içerisinde şarkı söylemeye devam ediyor. Ancak süperego pes etmiyor ve çok güçlü bir hamle yapıyor. Birden şöhretin sahteliğini temsil eden bu cam zemini eliyle paramparça ediyor. Bunu yaptığı anda simetrik mikrofonlar bu kez iki farklı camı kırıyor ve işte o zaman onun sesi sahnede dans eden idin sesini bastırmaya başlıyor. Shuga sahnede o yedi dürtünün peşinden koşarken hata yapıp yapmadığını sorgulamaya başlıyor. Kamera geriye doğru sarıyor ve kapılar tek tek kapanıyor. Yani Shuga'nın süperegosu kontrolü tekrar eline alıyor. Öne çıkıyor ve idin dürtülerinin kendisini domine etmesine daha fazla izin vermiyor. Normalde o burada hayranlarını selamlamalı veya etrafına gülücükler saçmalı ama tam tersi oluyor. Shuga'nın tavırlarında bir hayal kırıklığı seziliyor. Her şeye ulaştım ama neden bunlar beni mutlu etmeye yetmedi? Yanlış mı yapıyorum diye düşünüyor. Kendisini telefonla kaydeden hayranlarına bakmaya başlıyor. Sanki ters giden bir şeyler var ama ne? Sonra birden etraf kıpkırmızı bir hale dönüşüyor. Yani ide ait duygular tekrar ona hakim oluyor. Tekrar Shuga'nın idi konuşmaya başlıyor. Star olmak istiyorum, kral olmak istiyorum. Shuga bunları tekrar ediyor. İşte tam burada söylenen şarkı sözleri Shuga'nın kendi zihinsel savaşını yansıtıyor. Ve şöyle söylüyor. Sen beni bastırmaya çalışıyorsun ama ben senim, sen bensin. Şimdi bunu biliyorsun. Artık bunun farkındasın. Biz bir bütünüz. Ne yaparsan yap benden asla kopamazsın. Eğer bunu kabullenirsen işte o zaman her şey kolaylaşır. O bunları söylerken az önce kırılan cam zeminin tekrar eski haline geldiğini görüyoruz. Yani Shuga o dürtülerinden kurtulamıyor. Yüzünde bu gerçeği anladığını hatta bunu kabullendiğini gösteren bir ifadeyle şöhret olmak isteyen tarafına doğru yürüyor. Bu sırada onun diğer tarafı yani idin dürtülerini gerçekleştirmek isteyen tarafı çılgınca dans ediyor ve şöhretin tadını çıkarıyor. Her iki Shuga yani onu oluşturan bütünler burada sonsuzluk bağıyla birbirine bağlanıyor. Şarkı sözlerindeki ne yaparsan yap benden kopamazsın ifadesi işte burada hayat buluyor. Her iki Shuga birbirine klip boyunca ilk kez bakıyor ve birbirini kabulleniyorlar. Birbirini inkar etmeye veya yok etmeye çalışmaktan vazgeçiyorlar. Alttaki Shuga ki ben onun süperegoyu temsil ettiğini düşünüyorum, ide doğru yürüyor ve onunla orta bir zeminde birleşiyor. Bilindiği üzere süperego idin isteklerini uygulanabilir bir zemine çeker ve onu frenlemeye çalışır. İşte Shuga bunu yapıyor. Madem ki sen yok olmayacaksın, benim içimde o duygular hep var olacak, o zaman şöyle yapalım diyor. Doğrudan kameraya bakıyor. Kendisini kabulleniyor ve bir çözüm yolu buluyor. Şöhret olmaya devam edecek, idin dürtülerini yok saymayacak, ancak az önceki gibi kalabalıkların içerisinde çılgınca dans etmeyecek, kendisini unutmayacak. Bunu kameraya attığı her şeyin farkındayım, kendimi kaybetmedim anlamına gelen bakışlardan anlıyoruz. Böylece süperego ve id birbirini yok etmeden, yok saymadan var olmaya devam edecekler. Shuga aşağıdayken gölgelerin bir kısmı onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor, bir kısmı da yukarıdaki Shuga'yı. Ancak Shuga bu kararı verdiği anda, zihinsel farkındalığı oluştuğu anda
oradan kayboluyor ve gölgeler sadece yukarıda duran Shuga'yı çekmeye devam ediyorlar. Sonuç olarak az önce söylediğim gibi bir bütünleşme, bir kabulleniş gerçekleşiyor ve Shuga artık kendi içerisindeki bu yıpratıcı savaşı orta bir yol bularak sonlandırıyor.